Keyhole anlatacağım son küp budur. Üç köşemi yine oluşturdum. Bir köşeyi boş bıraktık. Bundan sonra dediğim gibi üçlemeleri yapıyoruz. Yeşil, 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 kırmızı, üstteki renk neyse o yüzeye üst tarafı çeviriyoruz. Sola çeviriyorum. Keyhole'ü uygulamam için alttaki rengi getiriyorum. Sağ tarafı çıkartıp üstü sola sağa çevirip aşağı alıyorum. Kırmızı ve yeşil hemen yerine oturuyor. Tekrar bir üçleme yapacak olur isek. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Üstteki renk mavi. Mavinin olduğu yüzeye üst tarafı çeviriyorum. Keyhole zaten kendi yerinde. Çıkartıyorum. Aşağı alıyorum. O da kendi yerine oturdu. Ondan sonra mavilerle bir üçleme yapacağım. Mavi, mavi, mavi. Üstteki renk turuncu. Turuncu sol yüzeyde olduğu için üstü sola çeviriyorum. Keyhole uygulamam için aşağıdaki turuncu ve mavinin olduğu yüzeye keyhole'i getiriyorum. Sağ tarafı çıkartıyorum. Üstü sağa çeviriyorum. Alt alıyorum. Ve keyhole ile turuncu, mavi yerine oturmuş oldu. Tekrar bir baktığımız zaman bir üçleme daha yapmamız gerekiyor. Mu acaba? Yeşillerle biraz ikinci videoda anlattığım üzere yeşil, turuncu ve yeşilin olduğu yerde keyhole'ü tekrar bu yüzeye getiriyoruz. Bunu üst tarafa çıkartmam lazım. Çünkü üst yüzeyde göründüğü üzere üçleme yapacak bir renk uyumu yok. Mavi sarı var ve üç köşede sarıdan oluşuyor. Sarılarla ilgili de bir yüzeyim olmadığı için keyhole'ü turuncu ve yeşilin olduğu tarafa getiriyorum. Yere getiriyorum. Bunu üst tarafa çıkartıyorum. Bir tur döndürüp aşağı alıyorum. Aşağıdaki renk uyumunu tekrar yerine getiriyoruz. Yeşil, 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 turuncu. Turuncu üst tarafa, üstteki rengimiz ne, hangi renk ise o yüzeye getiriyorduk. Turuncu olduğu için sağ tarafa çeviriyorum. Keyhole'u uygulamam için yerine getiriyorum. Üstü çıkartıp, sol tarafı çıkartıp, üstü sola çevirip aşağı alıyorum. Ve göründüğü üzere turuncular, yeşiller oluşuyor. Tek bir köşem kalıyor. Tek köşemde de normal çömez metodunu uyguladığım taktiğin aynısını uyguluyorum. Siyah burada olduğu için sağa çıkartıp siyah alıyorum. Aşağı ve kırmızılar şu an keyhole uygulayacak hiçbir köşem kalmıyor. Çünkü dörtlemeleri yaptım. Aşağıdaki bütün yüzeyleri oluşturduk. Üstteki rengimiz mavi. Mavi sol tarafta. Üst tarafı sağa çekiyorum. Sol tarafı çıkartıyorum. Bunu bir anahtar olarak düşünüyorduk. Anahtarın kilidini açıyorum. Açılınca anahtarın kilidini aşağı alıyorum. Kilit sağda ise sola çeviriyorum. Kapatıyorum. Sağ tarafı çıkartıp kapatıyorum. Ve ikinci katmanı keyhole tekniğiyle çok hızlı bir şekilde oluşturmuş durumdayız.